Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizlere Mi Robot Boku Mob Essential modelini tanıtacağım. Arkadaşlar, özelliklerine göre bazı kestiremediğim durumlar oldu. Bunları sizlerle yorumlar kısmında tartışmak da isterim. Şimdi ikinci nesil olarak geçiyor bu robotlar. Biliyorsunuz ilk nesli Mi Vacuum Cleaner olarak girdi Xiaomi bu piyasaya. Ondan sonra bu ikinci nesiller işte Mi'ya 1C, Vacuum Mob Pro gibi çok daha farklı modeller çıkardı. Bu model bazı özellikleri aslında ikisinin arasında, yani Mi'ya 1C ve Vacuum Mob Pro arasına giriyor. Bazı özellikleri ise sanki ilk seri gibi oluyor. O yüzden ben şimdi bir kutudan çıkarayım. Hem cihazı görün, teknik özelliklerini de bahsedeyim. Bakalım bu aslında ara model mi yoksa ilk giriş modeli mi? Hep beraber görelim. Şöyle bir büyükçe bir kutumuz. Telefonu alalım buraya. Ben kutuyu açarken bir yandan size özelliklerinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 2200 Pascal çekiş gücü var bunda. 2500 mAh batarya var. Vacuum Mob Pro'ya göre bataryası az. Yani biraz daha düşük ama Vacuum Mob Pro'ya göre de 100 Pascal daha fazla çekiyor. Vacuum Mob Pro 2100 Pascal çekiş gücü vardı. Bu modelin ise 2200 Pascal çekiş gücü var. Şöyle buradan çıkaralım. Tabi biliyorsunuz bu modelde LDS dediğimiz lazer tanıma, yani bu haritalandırma sistemi yok. Burada gördüğünüz gibi Mi'ye 1C'ler gibi düz. Şöyle ben açayım, birazdan daha detaylı göstereyim size. Şöyle bayağı da ağırmış. 8.7 santim kalınlığı var. Yani alacağınız zaman mobilyalarınızı muhakkak ki ölçün. Yerden yüksekliğiniz 8.7 santim altındaysa bu süpürge de onun altına girmeyecek arkadaşlar. Buna çok iyi dikkat edin. Aynı şekilde 1.7 santim eşiklere kadar da çıkabiliyor bu. Gördüğünüz gibi kendi harici burada paspası var. Şöyle bütün parçalarını çıkarayım size. Şarj aleti. Bu da aynen şarj standı. Şöyle bunu da çıkaralım buraya. Daha önce size robot kullanım rehberi yapmıştım. Onu da göreceksiniz kartlardan. Onun için biliyorsunuz robotları temizlemek için. Aslında pek bu parçayı kullanan yok ama o parça burada. Robotların temizliğini yapması için. Kutudan başka da bir şey çıkmıyor. Şöyle bunu indirelim. Masamızı kalabalık yapmasın. Şöyle bıraktım. Şöyle standdan bahsedeyim size. Burada ayrı bir parçası var. Şöyle stand burada kablolama biliyorsunuz genellikle şurada yanlardan. Yani şu sağdan veya solda genellikle bu şarj kablosuna yer ayırlardı. Mob Pro ve Mi'ye 1C modelinden bahsediyorum. Onlarla kıyaslayacağım çünkü kanalda onların incelemesi var. Onları da şu tarafta çıkacak kartlardan videosunu izleyebilirsiniz. Burada biraz daha estetik olarak düşünmüş Xiaomi. Şöyle bakın, buradan saklıyorsunuz kabloyu. Şu şekilde bakın. Şuradan geçiriyorsunuz. Kapağı da şöyle taktığınız anda şarj girişi yok. Gördüğünüz gibi sanki kendinden kabloluymuş gibi oluyor stand. Bir de şöyle göstereyim size. Bakın aynı şekilde. Yani biraz estetikli olarak düşünmüşler. Bence güzel de olmuş. Sonuçta hani kabloyu yanlışlıkla çektim çıktı, yerine standdan oynattım çıktı gibi sıkıntılar yaşatmaz bu. Kapak onu korur. Burada bu sistem Mi'ye 1C sistemi olarak kullanılmış. Yani Mob kısmı. Biliyorsunuz şeyde farklıydı. Vacuum Mob Pro modelinde farklıydı. Şöyle yine aynı şekilde. Cırt cırtlı bir sistem. İstediğiniz gibi şunu çıkarabiliyorsunuz. Bunu kendiniz makineye atıp veyahut da elde yıkayabilirsiniz. Zamanla yıprandıktan sonra da satış, yani farklı yerlerden satın alıp parçayı değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bakın, bu Mob parçası. Bu kendinden hazneli değil. Mi'ye 1C'den farkı da bu. Kendinden hazneli değil. Tip olarak aynı benziyor ama Mi'ye 1C'nin biliyorsunuz kendi içinde haznesi vardı. Burada sadece bu ana gövdede toz haznesi oluyor. Su haznesi buradan ayrı dolduruyordunuz. Bunda sadece özel, yani tip olarak aynı tutmuşlar ama gene su haznesi bu cihazın içinde. Şunu da çıkaralım. Şimdi en önemli farklılıktan biri, yani bunu ara model olarak düşünmemin sebeplerinden biri bu öndeki iki fırça arkadaşlar. Mi'ye 1C'de, Vacuum Mob Pro'da birçok modelde biliyorsunuz ki ön fırçalar, yani yan fırça olarak geçer bunların ismi, tekti.
Biliyorsunuz bu fırçaların esprisi öndeki yani daha uzayamadığı, şurada bakın bakın ekstradan bir uzama alanı sağlıyor size. Oradaki toz veya kiri ana fırçaya doğru getirip ana fırçanın da bunu çekmesini sağlıyordu. Bu modelde bunu iki tane yapmışlar. Aslında çekim gücü yani temizleme kalitesi bence diğer modellere göre daha artı olmuş. Yani artı dememin sebebi yani ara model dememin sebeplerinden biri bu. Çünkü bence güzel bir özellik. İki tane olması aynı anda iki farklı köşedeki temizliği yani pisliği ana fırçaya daha hızlı aktarılıyor. Yani cihaz buradayken bir daha tekrardan dönüp aynı yere geri dönmüyor. Aynı anda iki yerden çekip hemen daha hızlı bir temizlik yapıyor. Klasik zaten biliyorsunuz teker sistemi. Ana fırçası da burada. Şöyle size yakından da göstereyim bakın. Alt kısmı böyle süpürge. Üst kısmına geçecek olsak üst kısmındaki eksilerinden mi diyeyim? Mia 1C'de biliyorsunuz burada bir kamera oluyordu. Şöyle şu ikisinin arasında bir kamera oluyordu. Hem kamera hem de şöyle göstereyim. Şuradaki tarama yeri vardı. Tarama kameraları. Bunlarla beraber bu modelde tek. Yani sadece bu öndeki kamera tarama sistemiyle yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz bakın burası dümdüz. Hani kamera herhangi bir şey koymamışlar. Bu da bence eksi yanlardan biri olabilir. Haritalandırması veyahut da cihazın daha akıllı versiyonlarını mesela atıyorum işte bu Mob Pro'da biliyorsunuz mesela şu odaya git diyebiliyordunuz. Bunlarda bunu galiba diyemiyorsunuz. Şöyle bakın ikisi bir arada gene bir hazne yapılmış. Hem su haznesi hem de toz haznesi. Gördüğünüz gibi 420 ml toz haznesi var. Bunun içinde 200 ml de su haznesi var. Klasik gene bakın şurada bakın. Buradan su dolduruyorsunuz. Aynı şekilde tozları temizlemek isterseniz veyahut da farklı bir şekilde yapmak isterseniz bakın filtreleri de buradan değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman şuradan şöyle çıkarmaya çalışayım bakalım. Şuradan da görüyorsunuz. Toz filtresini çıkarıyorsunuz. 400 ml'lik toz haznesi var. Bu tek şekilde satılıyor. Mesela Mob Pro'da iki ayrı parça geliyor mesela. Toz haznesi için ayrı bir hazne. Hem süpürge hem de paspas yapmak için farklı bir hazne geliyordu. Hepsinde Xiaomi çok farklı teknolojiler kullanmış. Yani aslında biraz kullanıcıya bırakmış. Hangisini seviyorsunuz diye. Ben biraz öyle algıladım. Şöyle bunu da yaptık. Bir cihazı çalıştıracağım. Şimdi ben sonra bir size hem de kurulumunu göstereceğim. Standa burada bir elektrik gücü verdim ben. Mia 1C'deki aynı sistem. Bakın burada klipsler var. Arka tarafa yanaştırıyorsunuz. Sesi duyduğunuz anda çıkarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sistem bu arkadaşlar. Şöyle bir cihazla çalıştıralım bakalım. Turning on. Standa göndereceğim şimdi. Bir de kurulumu yapacağım size. Kurulumuna genellikle çünkü sıkıntı yaşayan arkadaşlar oluyormuş. O yüzden ben de bir size kurulum rehberi de yapayım. Stand burada oğlum burada. Bak buraya göre. Hemen buldu güzel. Şimdi arkadaşlar ekranda yansıtacağım ben size şu anda. Uygulamaya giriyorsunuz. Gene Mi Home uygulamasını kullanıyorsunuz. Her zamanki gibi. Burada girdiniz. Otomatik olarak bende cihaz hemen buldu kendini yani. Ekleme yapmadım. Cihaz ekleme kısmına girmedim. Direkt bu kendini gösterdi. Gösteri göstermez hemen ben cihazın üstüne takladım. Şu anda tıkladım. Şu anda kendi kurulumunu yapıyor. Otomatik olarak onu bekliyorum. Evet, kabul et dedik. Şu anda kurulumu tamamladık. Şu anda süpürge modlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Sessiz, orta, turbo, 4 farklı şekilde. Klasik zaten. Bütün artık Xiaomi'nin robotlarına alışmışsınızdır. 4 sistemli. Şu anda mesela menüde geziniyorum ben sizlere. Burada bakın lazım. Uzaktan kumandasını görebiliyorsunuz. Burada sağa sola aynı şekilde devam ediyorum. Ses ayarlarına girip buradan sesi mesela rahatsız ediyorsa kısabiliyorsunuz. Maalesef Türkçe dil yok bunda. Diğer süpürgelerde vardı ama bunda yok maalesef. Şöyle ben size tekrardan bir gezineyim. Burada malzemelerini görüyorsunuz. Mesela sadece bu modelde var. Vacuum Mob Pro'da üzerindeki ana fırça, yan fırça ve filtrelerin ömrünü göremiyorsunuz. Ama Mia 1C ve bu modelde uygulama size bunun ömrünü söylüyor. Mesela şu anda %99 yani ilk çıktığında zaten bu şekilde başlıyor. Mesela yüzdesi 20'lerin altına düştükten sonra falan cihaz uyarı veriyor size yeni parça alın, değiştirin diye.
Buradan parçalarınızın ömrünü de takip edebilirsiniz ama muhakkak ki bakımını da yaparsanız bu parçayı çok daha uzun ömürlü kullanırsınız. Mesela her süpürgeden sonra ya 2-3 süpürmede bir filtreyi temizleyin. Yani temizlediğiniz balkona çıkarıp bir üfleseniz bile, bir çırpsanız bile o tozu atar. Çünkü bu toz sonuçta bu filtredeki toz zamanla dışarıya da yayılabilir. Evdeki sizin de bu tozu solumanıza sebep olabilir. HEPA filtre bunlar. Sizin solumunuz için zarar vermeyecek bütün tozları toplayabilir ama zamanla dolduğu zaman sıkıntı yaşatabilir size. Aynı şekilde ana fırçası arızalanırsa motora direkt zarar verebilir. Muhakkak ki bakımı unutmayın. Bakım için tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Kartlar da çıkacak. Bakım rehberi videomu muhakkak ki izleyin. Şöyle ben menüde dolanmaya devam ediyorum. Aşağı şöyle gördüğünüz gibi bakın güncelleştirmemiz var mı onu kontrol edelim. Güncelleştirmemiz diyor. Şu anda ürün yazılımı güncellenmemiş. Robotu bul dediğiniz anda ses veriyor. Yani buradayım diye. Planlama yapabiliyorsunuz şu saatlerde şu saatlerde temizlik yapsın diye. Tekrardan ana menüye döndük. Burada stand tuşu ve temizliği başlat tuşunu görüyorsunuz zaten. Buradan temizliği başlat dediğiniz anda evi komple bir tarayacak. Kenarları süpürme olur muhakkak ki açın. Bu şekilde evi tarayacak. Haritalandırmasını çıkaracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uygulama kurulumu bu şekilde. Şimdi ben bunu sizlere bir evde komple bir haritalandırmasını yapacağım. Bir süpürtüreceğim. Hem de kendi şu anda elimde olan VacuumMop Pro modeli var. Bununla mesela aynı odayı ikisini yollayacağım. Bakalım kaç dakikada ikisi de ne kadar hızla süpürecek. Bunların bir kıyaslamasını yapacağım. Hem de sizin aklınızda bir rehber olmuş olur. Hani bu modeli mi alsam, bu modeli mi alsam diye. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğiz inşallah bu videoda. Ben şimdi bunun bir haritalandırmasını yapıyorum. VacuumMop Pro ile beraber bunları göndereceğim. Bakalım hangisi daha önce temizlik yapacak. Bu süpürgede haritalandırma olmadığı için yani VacuumMop Pro modellerinde biliyorsunuz. Mesela bütün evi tarattıktan sonra salona, mutfağa ayrı ayrı gönderebiliyorsunuz. Bu süpürgede maalesef böyle bir özellik olmadığından dolayı ben koridorun bütün kapılarını kapattım ve sadece koridoru süpürmesini istediğim için böyle bir ayarlama yaptım. Bakalım ne kadar sürede koridoru süpürebiliyor. Süpürgenin artı yönlerinden biri halılara geldiği zaman kendini turbo moduna alıyor otomatikman. VacuumMop Pro modelindeki gibi değil yani halı sensörü var bunda halı gibi zeminlerde daha yüksek çekiş yaparak kirleri ve tozları daha çabuk çekmesini sağlıyor. Robot süpürge temizliği tamamladı. Menü kısmından ne kadar metrekare temizlemişiz ona da bakalım. 18.46 metrekare. Süreyi yanlış hesaplamış herhalde bir sıkıntı olmuş. Ben bakmıştım arkadaşlar 22 dakikada bu koridoru temizlemeyi tamamladı. Performans testlerinde görmüş olduğunuz size süpürgenin kurulumunu, detaylarını, teknik özelliklerini hepsini gösterdim. Bu modeli almak isterseniz aklınızdaki tüm soru işaretlerini giderecek bir video hazırladım sizlere. İnşallah yardımcı olmuştur. Bana bu cihazı gönderen 7 kardeşler CSM Denizli Vistro'da çok teşekkür ederim. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.